Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün de yine çok değerli bir konuğum var. Ekonomist ve akademisyen Salih Kaya bizlerle. Öncelikle hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Aylin Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. Biz de gündemi takip etmeye ve önemli konuları siz değerli hocalarımızla masaya yatırmaya devam ediyoruz. Ve ekonominin 3 yıllık yol planı haritası belli oldu. Bir önceki programla biraz karşılaştırmanızı ve yeni programda neler olduğunu sizin görüşlerinizi almak isteriz. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten bugün ülkemizde çok önemli bir ekonomik program açıklandı. Bunun adı güncellenmiş orta vadeli program. Sizin de bildiğiniz gibi bu programlar 3 yıllık programlar. Bu perspektifle hazırlanıyor. Bu programlarda makro ekonomi politikaları, kamu idareleri, özellikle harcamalar detaylı bir şekilde inceleniyor. Rakamlarla analizleri yapılıyor. Gelecek ile ilgili perspektif ve beklentiler sunuluyor. Bu şimdi yeni hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nca da imzalanarak yürürlüğe giren orta vadeli programın en önemli noktalarını şöylece özetleyebiliriz. İlk önce geçen yıl, yani normalde 3 yıl önce olması gerekirdi. 1 yıl önce hazırlanan ve açıklanan orta vadeli programda büyüme hızının %5,1 olarak açıklandığını biliyoruz. %5,1. Bu programda ise, yeni programda, bugün açıklanan ve yürürlüğe giren programda bu 3,8'e düşürülüyor. Yani büyüme hızı, gayri safi milli hasıladaki yıllık artış oranı hızı, büyüme hızımız %5,1'den %3,8 gibi bir rakama düştüğünü görüyoruz. Bu çok önemli. Yani bu demek ki ekonomide epeyce bir soğuma göreceğiz. Hatta zorlayarak bir yorum yapılırsa resesyon bile denilebilir. Yani hem enflasyon hem de durgunluğun içinde yer aldığı bir program olarak gözüküyor. Ve bir önceki programda enflasyon oranımız Türkiye'de %72 iken 2024 yılı sonunda 36'ya ineceği varsayılıyor idi bir yıl önceki orta vadeli programda. Şimdi bu %41,5'e çıkarılmış vaziyette. 36'dan %41,5'e. Bu çok büyük bir rakamı ifade ediyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bir yandan ekonomide daralma olacak ve diğer yandan da enflasyonda beklediğimiz kadar bir düşme oranını göremeyeceğiz, yakalayamayacağız. Bu aynı zamanda enflasyonun düşmesi esas itibariyle yapılacak tasarruflara, kamu gelirlerinin artırılması ve giderlerinin kısılmasına bağlı olarak gelişen bir durum. Kamu harcamalarında büyük bir kısıntıyı göremediğimiz için vergilerin artmasına karşın kamu harcamalarında yeterli düşme yok ve bunun arkasında yatan en önemli nedenlerden belki de birinci aşamada söyleyebileceğim toplumda enflasyon beklentisi de düşme göremiyoruz. Yani kamu... Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Bu rakamlar, revize edilen bu orta vadeli 3 yıllık plan rakamları daha bir gerçekçi olmuş diyebilir miyiz? Bu işte rakamlara bakacak olursak. Aslında bir önceki plan içinde tabii ki çalışmalar yapılıyor ama gerçekler ortada, eğri oturup doğru konuşalım. Bu planlar, beklentiler daha düşüktü ama artık daha işte reel düşünceler, reel rakamlar ortada denilmek mi isteniliyor tam evet, olarak? Evet, kesinlikle buna katılıyorum. Bu rakamlar bir yıl önceki rakamlardan daha rasyonel, daha anlaşılabilir, daha ulaşılabilir. Kesinlikle evet. Bu yönüyle olumlu. Ancak kamu harcamalarının azalma seyri bunu desteklemiyor.
Bunu destekleyen en önemli bir destekleyebileceğini söylediğimiz en önemli gelişme dış ticaret dengesi ve cari açıkta olumlu gelişmeler. Cari açıkta olumlu gelişme dediğim açık daha da azalıyor ama bu azalmanın arkasında ithalattaki azalma yani büyüme oranının düşmesi yani ekonominin küçülmesi bunda etkili oluyor. Bizim yapmamız gereken ise kamuoyunu ve hane halkını bu konuda ikna ederek toplam talebini ertelemesi, kısması ve bu toplam talebin mevcut seyrinin sürdürülebilir bir şekil alması. Bunu bir türlü başaramıyoruz. Bunu başarmak için güven ortamının, bu rakamlar da dahil, orta vadeli programlar ve şu andaki mevcut yönetimin daha istikrarlı olmasını bekliyoruz. Yani enflasyonda %41,5'lik bir düşmesi tabii ki çok iyi bir şey, harika bir şey. Düşmesi iyi bir şey ama bunun daha çok baz etkisinden kaynaklandığını görüyoruz maalesef. Ve bir resesyona gidebilecek ekonomideki durgunlaşma ve duranlaşmadan kaynaklandığını görüyoruz. Ama talepte hızla bir artış var. Çünkü insanlar şöyle düşünüyorlar hane halkı anlamında. Enflasyon hala çok yüksek. Yüksek kalmaya devam edecek. Çünkü en son Bloomberg'de izlemişsinizdir. Yapılan ankette enflasyon beklentisinin hala çok yüksek seyrettiğini yani %74 civarında bir enflasyon beklentisi var. İnsanlar bırakın ihtiyaçlarını almayı gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri mal ya da hizmetleri satın. Bu çok olumlu değil ekonomi için. Bunun kalıcı ve istikrarlı olması için toplumun bu konuda ikna edilmesi, hane halkının ikna edilmesi gerekiyor. Bunun içinde tabii ki ikna edilmesi gerekiyor ama şimdi TÜİK rakamlarına da bakıyoruz ya hocam, her ay açıklanan TÜİK rakamları. Onlar da sanki en alt fiyatlardan alınmış gibi karşımıza çıkıyor. Bu sefer gerçekten insanların işte markete giden, okul alışverişi yapan ya da kira ödeyen insanların gerçekten de söylediğiniz gibi hiçbir şekilde güveni de kalmamış durumda. Bir yandan farklı araştırma şirketlerine bakılıyor. Aslında öyle değilmiş, yaşadığımız enflasyon gerçekten bu değilmiş diye. İnsanlar gerçekten bunun çıkmazını yaşıyor. Peki burada bu yine orta vadeli plana bakacak olursak 2025 için tamam 2024'te kemer sıktık. Bu sefer dişimizi mi sıkacağız? Ne yapacağız? Bu rakamlar neyi gösteriyor? Evet. Tabii buna doğru yeni politikalar yani bu revizyonun daha da hızlanabileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla şeylerin hane halkının gelir düzeyini artıracağız ya da giderlerini azaltacağız. Yani vergilerde azalmaya. Ancak daha önceki orta vadeli programda, bir önceki hazırlanan programda çok büyük ve ciddi miktarda kamusal tasarrufların olacağını. Hatta bunu abartarak biliyorsunuz bazı servis araçları uygulamadan kaldırıldı. Hatta bazı yerlerde çay makinaları vesaire. Detayına girmeyin. Dolayısıyla bizim büyük kamu harcamalarını da tasarrufa gitmemiz lazım. Burada da henüz bir rakam göremiyoruz maalesef. Ama olumlu gidenlerin de mutlaka söyler ediyorum. Bütçe açığında azalma var. Özellikle de cari açıkta dengede azalma var. Dış ticaret açığında azalma var. Bunlar olumlu noktalar. Kur korumalı mevduatta da söyleyebilirim. 1.6 trilyon liraya düştü. Dolar karşılığı 48 milyar dolar gibi bir rakama indi. Bu ciddi bir düşüş. Ama buradan giden para, evet, hepimizin cebinden çıkan Çıkan para acaba TL Türk lirası mevduata mı gitti yoksa büyük bir miktarı DTH dediğimiz dövize çevrilebilir mevduata mı gitti? FX'e gittiğini düşünüyorum ben. Yani bankalardaki döviz tevdiat hesabının arttığını düşünüyorum. Bizim yapacağımız
Çok basit bir şey. Bir hane halkının sürdürülebilir ekonomik gelişmenin de devam edeceği enflasyonla mücadelenin de orada kararlı olunduğu konusunda hani halkını ikna edeceğiz. Bu yetmez. Yetmez. Bu özellikle bu carry trade denilen bir şu anda başımızda ciddi bir sorun olmuş bir işlem var. Bu biliyorsunuz carry trade yurt dışında ucuz faizi düşük faizle döviz getirip Türkiye'deki ya da bir ülkedeki yüksek faizle kazanmak. Ama bu söylediğimi destekleyen bugün ciddi bir rakam açıklandı. Onu burada mutlaka söylemeliyim. O da şu. Bu sene Alina Hanım yıl sonu doların dolar kuru 33.2 gibi bir rakam açıklandı. Hedef, beklenti. Ki 36.8 olarak bir önceki planda 36.8 olarak şimdi açıklanmıştı. Evet buyurun hocam. Bu 33.2'ye düşüyor. Enflasyon düşmediği halde düşün, enflasyon yüzde yani iyi rakamla %41.5 olacak derken döviz kuru 33.2 demek. Bugün bir aralar biliyorsunuz 34 lirayı gördü. 33.2'ye düşmesi olabilir bir şey değil. Kur bizim Türk lirasının değeri yani kur bizim Türkiye'de ki enflasyon oranı artı yurt dışındaki enflasyon ya da deflasyon oranı ikisinin arasındaki farktan bizim kurumuz oluşuyor. Yani %41.5 enflasyon oranında artırmış olsak bizim kuru 34'ü bu 46 lira gibi bir rakama gider. Yani rakamda bile bu mümkün değil. Maalesef. Yani buradan da dış ticaret açığının neden düşmediğini, ondan sonra işte bir gelir var, yurt dışından gelir var, para akışı var ama onların da işte dolar kurunun sabit olmasından dolayı çok fazla konuşuldu son zamanlarda. Bu ne kadar etkiliyor? Yani bu rakam baktığınız zaman orta vadeli planda ne kadar canımızı yakacak daha önümüzdeki süreçte? Yani şu özellikle serbest piyasa ekonomisi dediğimiz bizim yürütmekte olduğumuz hedeflediğimiz programlarda kontrol edemeyeceğiniz üçünü aynı anda kontrol etmemiz mümkün olmadığı parametreler var. Bir tanesi kur, bir tanesi faiz oranı, bir tanesi enflasyon. Bu üçünü aynı anda kontrol edemeyiz. Bunlardan birisini edebiliriz. Örneğin faiz oranını. Faiz oranını artırdığımızda enflasyonun düşüyor olmasını bekleriz biz normalde ve hatta kurda da yükselme olmasını beklemeyiz. Düşme olmaz. Düşme değil, fazla yükselmeyeceğini bekleriz ama bizim ekonomide öyle bir karmaşık hale geldi ki bir yandan enflasyon da artış çok yüksek. Bakın Alina Hanım şeyin altını mutlaka çizmem lazım bir hoca olarak, akademisyen olarak. %41,5 enflasyonu söylemek beni üzüyor. Hedef bile üzüyor. Düşünün dünyada enflasyon Avrupa Birliği'nde Amerika dahil %2'ler civarında yıllık %2. Bizde ise geçen ay aylık %2.47 geldi. Bizim bir aylık enflasyonumuz onların yıllık enflasyonundan yüksek. Yani basit bir ifadeyle 12 kat daha yüksek bizim enflasyonumuz. Bizim bunu çözmemiz lazım. Bunun da tekrar ediyorum, şeylerle ilgili kamu tasarruflarının artırılması, çok zorunlu olmayan harcamaların bir süre için kontrol altında tutulması, ekonomik dengenin gelişmesine göre de kamu harcamaların harcama seyrinin artırılması. Tabii bu kamu harcamaların artması hane halkının ya da emekli, sabit gelirli, ücretli kişilerin elde edeceği maaşların artması anlamına geliyor. Bir de bizim ülkemizde şunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Yönlendirilmiş ve yönetilen zamlar var biliyorsunuz. Yani bu zamlar elektriğe yapılan, doğalgaza yapılan, petrole, petrol ürünlerine yapılan, yol vesaire gibi zorunlu olarak
vatandaşın ödemek durumunda olduğu rakamlar, bu maddeleri kullanmak zorunda, bu zam otomatikman enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bunun yapılma nedeni de kasıt değil, kamu harcamaları, yani kamu gelirlerini yükseltmekte zorlandığımız için, tekrar edeyim, vergilerin tahakkuk ve tahsilat oranlarında da bizim aleyhimize bir durum var. Tahakkuk eden rakam bayağı yüksek ama tahsilatımızda problem var. Yani realize edemiyoruz, evet, zorlanıyoruz. Bütün olay, tekrar ediyorum, gelir gider dengemizi mutlaka düzenli, sürdürülebilir, anlaşılabilir ve kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesi, ikna edilmesi gibi bir sorunsalla karşı karşıya gözüküyoruz Alina. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli yorumlar ve katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha iyi günlerde, daha mutlu günlerde, ekonomisi daha iyi olduğu günlerde yine sizlerle karşılaşırız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Akademisyen, ekonomist Salih Kaya yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.